Microsoft Office 2019, 2021 ya da 2024 yüklemek istediğinizde Microsoft Office yüklenemedi hatası alıyorsanız ve özellikle 2048 ve 2054 hata kodlarını alıyorsanız şimdi göstereceğim yöntem sayesinde Office'inizi kolaylıkla yükleyebileceksiniz. Bunun için öncelikle teknoloji.tc üzerinde bulunan bu makaleden faydalanacağız. İlk olarak bu iki dosyayı indireceğiz. Öncelikle Office Deployment Tool'u indiriyorum. Buraya geldik. Burada dil seçemiyorsunuz. Direkt Dolland diyorum. Geri çıkıyoruz. Bu adımda Office Customization Tool'u indireceğiz. Buna da tıklıyorum. 64 bit olarak indireceğim. Burada Office'in hangi versiyonunu indireceğinizi soruyor. Ben burada standart 2024'ü indireceğim. Siz hangi versiyonu indirmek istiyorsanız, daha doğrusu hangi versiyonu kurmak istiyorsanız onu seçmeniz lazım. Ben Office Standard 2024'ü seçip buna tıklıyorum. Daha sonra bunu aşağı doğru kaydırıyorum. Bu bölümde burayı kapatıyorum. Siz yüklemek istemediğiniz her uygulamayı buradan kaldırabilirsiniz. Ben sadece bunu kaldırdım. Burada sadece language'e geleceğiz ve burada ben Türkçe olarak yükleyeceğim. Eğer siz ofisinize İngilizce yüklemek istiyorsanız İngilizce seçeneğini de bırakabilirsiniz. Burada Türkçe'yi seçtim. Burada full'ü seçiyorum. Sağ tarafta bulunan export'a basıyorum. Burada Office Open XML format var. Buna tıklıyorum. Ve OK'ye basıyorum. Buradaki sözleşmeyi kabul edip export'a bastığımda arkadaşlar iki dosyanın da indiğini görüyorsunuz. Bunu aşağıya indiriyorum ve masa üstümde gördüğünüz gibi iki dosya da gelmiş durumda. İşleme geçmeden önce şu dosyanın adını değiştireceğim. Daha doğrusu baş harfini küçük yapacağım. Şimdi arkadaşlar masa üstüne yeni bir klasör oluşturuyorum. Bunun adını Office 2024 koyuyorum. Eğer siz Office 2019 ya 2021 indirdiyseniz bu isimleri verebilirsiniz. Sağa tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Ekrana bu uyarı geldi. Buna evet diyorum. Bu kutucuğu işaretleyip continue diyorum. Dosyayı nereye çıkartacağını soruyor. Masaüstü diyorum. Masaüstündeki Office 2024'ün içine atmasını istediğim için bunu seçip tamam diyorum. Ve şu dosyayla işimiz kalmadı. Bunu siliyorum. Bu dosyayı da bunun içine atıyoruz arkadaşlar. İşleme geçmeden önce yapmamız gereken bir adım daha var. Windows R'ye geçiyoruz. Temp yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Buradaki bütün dosyaları silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna devam diyorum ve silmeyenleri de atla dersiniz. Bunlar ofisi etkileyecek dosyalar değil. Bu nedenle burada kapatıyorum. Şimdi gelelim diğer adıma, denetim masasına geliyoruz. Bunu genişleteceğim. Programlar sekmesine geliyorum. Burada Office ya da OneDrive olmaması lazım. Office'in herhangi bir programının, daha doğrusu Office 2024 ya da kurmak istediğiniz versiyonun üst versiyonu ya da alt versiyonuna ait herhangi bir program olmaması lazım ki bende gördüğünüz gibi yok. Bunu da kapatıyorum. Sıra geldi diğer işleme. Buraya geliyoruz. Tekrar use app data use yazıp enter'a basıyoruz. Bu dosyada Office'le ilgili bütün dosyaları silmemiz gerekiyor. Burada Excel var. Excel'i siliyorum. Office var. Siliyorum. Word var. Siliyorum. Yukarı doğru bakıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir başka klasör yok. Şimdi gelelim diğer adıma. Bunu kapatıyorum. Bu dosyayı sağ tıklayarak kopyalıyorum. Bilgisayarıma geliyorum. C sürücüsüne giriyorum ve buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dosyalar burada. Şimdi yapmam gereken işlem CMD'yi açıyoruz. Ve buna sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyorum. Ekrana çıkan uyarıya evet diyorum. Sırasıyla yazmamız gereken kodlar var ki o kodlarda hemen burada yazıyor. Bunları kopyalıyorum. Eğer dosyanızın ismi bu şekilde değilse, yani siz
Office 2021 yüklediyseniz buna 2021 diyebilirsiniz. Benimki 2024 olduğu için 2024 yazdım. Siz dosyanıza hangi ismi verdiyseniz o ismi buraya yazmanız lazım. Şu an o dosyanın içine girmeye çalışıyor. Şu an dosyamızın içine girdi. Daha sonra kopyalamamız gereken kod şu. Arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken, dosyanın adını küçültmüştük, unutmayın. Bunu da yapıştırıyorum ve Enter'a basıyorum. Biraz bekledikten sonra kurulum ekranı geliyor. Bu işlem biraz zaman alacak. Bu nedenle ben videoyu hızlandıracağım. Eğer herhangi bir hata alırsam videoyu durdurup hatayı düzelttikten sonra devam edeceğim. Şimdilik videoyu hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi artık hazırsınız. Uyarısı geldi ve uygulamaların yüklendiğini söyledi. Şimdi bakalım Office 2024 yüklenmiş mi? Sağ tıklıyorum ve masaüstüme bir adet Word dosyası açıyorum. Şurada zaten bir tane vardı. Buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi lisans sözleşmesi soruyor. Bunu kabul ediyorum. Kapat diyorum. Şimdi benim normalde bunu lisanslamam lazım ama ben önce size yüklendiğini göstermek istiyorum. Burada hesaba geliyorum. Gördüğünüz gibi Microsoft Office Standard 2024 yüklenmiş. Hatasız şekilde kurduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap verir olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.